Yani Çiğdem Hanım sizin de gözünüzü korkutmuyor mu hanımlar? Ben korkmuyorum. Korkmuyor musunuz? Korkmuyorum. Yani biraz cevvali, cabbarlı, böyle kelimeyi adamın ağzından çekip alması. Yani adaletli ve dürüst konuşuyor bence. Hiç de korkmuyorum. Açık olduğum sürece sıkıntı yok yani. Çünkü ben de o şekildeyim. O şekilde de davranırım yani. Peki göreceğiz bakalım gününüzde. Göreceksiniz. Bir hata varsa... Ama aynen Kadir Bey, bakın, şu bu bardağı böyle yani getirmiş olsa... Şu bardak Çiğdem inanılmaz. Çiğdem Hanım aynı şeyi bana söylesin. Hani bir tanesi bazen Kadir tutuyorlar. Bey. Ya ben mahcup olurum, özür dilerim. Yani mahcup olmadık. Bazı sofralarda parmak izi oluyor yani, onu bile tamam. Bize tuttu heyecandan diyoruz ama şurada resmen ayrı yani, gibi Kadir duruyor bunun için. Son kez masayı bir kontrol ederken bile görebilirdi. Madem bezle sildi bence. Böyle bakması gerekmiyor muydu içlerine evet. Biraz daha? Şimdi hanımınki de çok kötü. Çok kötü. Peki Ebru Hanım bu masayla bugünden sonra sizin masanızda bardağınızda bir leke görse, kaldırıp size söylese zorunuza gider mi ya da sinirlenir misiniz? Sinirlenmem çünkü benim hatam. Gökhan Bey'in dediği gibi benim hatam. Hani ona da dikkat ederim tabii ki de hijyene. Şimdi bazen mesela şey diyor, sen o bardaktan sonra bana laf söyleme lütfen. Sizin böyle düşünceleriniz var mı? Ben kısas giderim. Çünkü eğer bana bir adaletsizlik yapılıyorsa, bir acımasızlık yapıyorsa ben de yaparım. Ebru Hanım, menünüz ağır diye sizin üstünüze geliyor olabilirler mi? Olabilirler. Dediğim gibi kendi menülerini de göreceğim. Eğer bir mercimek yapsaydım bu ne ya derlerdi. Davet sofrasına yakışır mı derlerdi. Ben elma mantısı açmışım. Bence bunu hazmedemediler. Gökhan Bey, şu anda Hümeyra Hanım gibi kısas bir yarışmacıyla aynı masadasınız. Ne düşünüyorsunuz? Belki de sizin yaptığınız yorum mantıklı ama Hümeyra Hanım'ı ikna edemediğiniz için adaletsiz olduğunuzu düşünebilir. Doğru değil bence. Saygı duyarım. Çiğdem Hanım? Yani ben beğendiğim şeye notumu veririm, evet. Bardağı falan şey peki, yapmam. Peki Hümeyra Hanım'ın kısas düşüncesi nedir sizin için? Ya, bence kısas yanlış bir şey. Beğendiysek beğendi şüyeceğiz, beğenmediysek beğenmedik diyeceğiz. Ama şöyle bir şey var, siz onunkini beğenmezsiniz, o sizinkini beğenir veya o sizinkini beğenmez, siz onunkini beğenip de beğenmedim derseniz o da hoş olmuyor. Şu şekilde demek istedim, yanlış anlaşıldım galiba. Ben eğer ki Gökhan Bey veya da siz çorbayı yiyip de beğenip de sonradan puan kırmak için bahane üretiyorsanız ben de aynısını yaparım. Yalnız bir şey diyeceğim, az önce Ebru'nun bardakları, tabakları götürürken bayağı bir gözleri doldu galiba. Az önce ağlayacaktı zaten, o yüzden fazla üstüne hani gitmedim. İnsan ağlayınca biraz böyle ağız yapısı değişiyor. Sabahleyin de öyleydi işte. Ama mesela şey dedik, bardakların kirli olduğundan bahsettik, henüz değişmedi. Aynen öyle, ben değiştirmek istiyorum öyle bardaklarımı. Duruyor. Bardakların değişmesi gerekiyor. Aynen. İlk gün böyle bir masayla karşılaşacağınızı bekliyor muydunuz? Ben daha güzel, daha ben temiz. Ben beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Daha özenli bekliyordum. Yani bana ilk gelen misafir için başımın tacıdır. Daha da çok özenirim. Bir de siz varsınız tabii ki de. O yüzden. Aslında kahve sonundan çok... sonra biraz bekledim açıkçası. Ha, kahve sunumu böyleyse acaba masa nasıl evet. Olur diye mi? Kahve sunumunda bayağı gecikti Ebru Hanım. Artı kenarları hep taşmıştı. Ben şu şekilde size vereyim Kadir. Teşekkür ederim. Bunu eğer dilerseniz maltının üzerine koyuyoruz. Onun adı kıkırdakmış bu arada. Gökhan Bey siz biliyor musunuz? Yok, kırda koyuk yağı oluyor. Yok, kırdak yağı değil. Koyuk yağı. Yok, şey, sarımsak değişik bir şey. Kıkırdak değil de. Hamur. Hıngıldak. Teşekkürler. Evet, başlayalım mı hanımlar? Yalnız beyler. Kaşık rica edeceğiz biz. Kaşıklar lekeli. Şöyle şunların ikisi lekeliymiş. Bardakları da değiştirirseniz Ebru Hanım. Bunlar su lekesi Kadir Bey. Yok şey parmak lekesi var. Ortadan tutmuşsunuz galiba. Ortam şu uç kısmında. Şunda sanki o biraz daha var. Makinanın dediğim gibi makinanın lekesi. Hepsini bir anda götürebilecek mi? Götürürüm Kadir Bey. Önce iki kaşık ver hanımlar çorbaların tadına bakarken sen bardakları değiştir rahat rahat. Evet kusura bakmayın makine güzel yıkamamış. Makineye puan yok. Bir tadına bakalım, yorumlarınızı en son alacağım. Teşekkür ederim. İyisi Hacer Hanım'dı galiba. Teşekkür evet buyurun ederim. Afiyet olsun. Evet Hümeyra Hanımcığımız, yorumunuzu alalım. Nasıl buldunuz çorbamızı? Çorbanın tadını hiç beğenmedim. Çok yavan bir tadı var. Ekşisi az. Nohutun dibi yanmış galiba son anda. Evet. Bir iki tane tadını aldım ve üstü çok yağlı. Buna domates ekşisi koydunuz mu? Erik ekşisi pardon. Buna ekşi konulmaz Hümeyra Hanım. Nar ekşisi de koyuluyor. Hayır. Benim bildiğim çorba, ben bunu yedim daha önce. Mantılarınızla
kendini bırakmış ve kıymalarla beraber karışmış zaten, beğenmedim. Buna nar ekşisi katılmaz. Ona asla katılmıyorum. Gökhan Bey belki biliyordur. Yani mantıya nar ekşisinin katılması ben hayatımda ilk defa burada duydum. Açılmasına gelince ben çok ince açtım. Hani böyle hamur hamur olsun istemedim. Evet, ben de katılıyorum ona. Kendilerini bırakmışlar. Pardon, bir de et suyu koydunuz mu? Efendim? Et suyu. Hayır. Sadece zaten suyu kendi yağlı kuzu kıymayla yapılan bir şey. Bir de et suyu koysaydım hiç yenmezdi. Benim baktığım tariflerde hep et suyu ve belki o şekilde benim yedim. Yaptığım doğrudur. Artı bir de erik ekşisi koyuluyor özellikle. Belki de benim yaptığım doğrudur. Olabilir, olabilir. Sizin baktığınız yöre hangi yöreydi? Adana yöresi. Normal Adana internetten yöresi. Baktım. Bütün tariflerde de erik ekşisi veya da nar ekşisi. Nar ekşisi. Çok ekşi olmayan. Şimdi Gökhan Bey de Mersin'de, o da biliyor mu? Var mı? Nar ekşisi koyanlar var, koymayanlar var. Biz koymuyoruz. Genelde konulmuyor. Peki çorba Adana'da içtiğiniz yüksük çorbasından olmuş mu? Hamurlar kendini bırakmış. Sebebi ne peki? Bir de onu konuşalım. Çok haşlanmış olması ya da ayarlanmamış olması. Pişirme süresinin ayarlanmamış olmasından kaynaklı. İlk önce hamurlar atıldıysa bu şekilde kendini bırakır zaten. Yüksük çorbasının hamuruna yumurta kırılıyor mu? Kırıyor musunuz? Yok. Kırmıyorsunuz? Yok, kırmıyoruz. Peki beklediğiniz yüksük çorbası bu muydu? Çok yağlı olmuş. Kullanılan kıyma yağsız olsaydı bu şekilde olmazdı. Damak zevkime uygun değil. Beğenmediniz. Peki Çiğdem Hanım? Yani yağ çok fazla olmuş, üstünde zaten gözüküyor. Bayağı bir yağlı. Mantı değil, hamur kesmesiyle minik minik köfte yapılmış gibi. Söylemek için söylemiyorum. Bakın burada benim tabağımda mesela hiç mantı yok. Sadece hamur kesmesi ve minik minik köfteler yapılmış gibi. Mesela buna kullandığımız nohutlar, ağzıma nohut kabukları geldi. Çok az bir nohut koymuşsunuz zaten. Onların kabuklarını da ayıklamanızı isterdim. Biraz da tuzu fazla olmuş. Hani nar ekşisi konur mu? Ben hiç duymadım. Onu da yeni duydum. Tuzu biraz fazla geldi bana. Çok beğenmedim. Peki sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı yorumlara karşı? Ben katılmıyorum. Şuna katılmıyorum. Evet, Gökhan Bey'in de dediği gibi hamur kendini çok bıraktı. Bizde de yumurta katılmıyor. Ben sadece su, tuz ve unla yaptım biliyorsunuz. Çok ince açtım. Hani böyle ekmek tadı dediler ya, hani doyurur zaten. Aslında o damak tadını almamanız için hamuru ben çok ince açtım ve çok ince yaptım. Nohutun bekleme süresi hamurdan sonraydı. Önce pişirdim, sonra içine nohutunu ekledim. Mantı çorbam daha iyi olabilir miydi? Evet, daha iyi olabilirdi. Evet. Peki Ebru Hanım da biraz hatalarını kabul etti çorbadaki. Evet. Hacer Hanım, siz nasıl buldunuz? Ben de biraz tuzlu buldum. Ben rengini... Yemeklerimi kırmızı severim. Salça da bana az yemeklerinizi geldi. Yemeklerinizi kırmızı seversiniz. Evet, salçası bol olacak. Salçası iyi, bundan fazla salça olmaz. Ya ben yani çok salçalı seviyorum. Biraz hafif tuzu kaçmış. Yani nohutum pişmemiş. Yemeden böyle kaşıkla bile anlaşılabiliyordu. Ama nohutum hamur. Çiğdem Hanım'a da katılıyorum. Yani sanki hamur kesmeli ufak ufak köfteli bir çorba çok olmuş. Çok özür dilerim. Sizin tak tak takır vur, tak tak vurup ses çıkarttığınız nohut Ebru Hanım'a hamur gibi geldi şu an. Hamur pişmemiş, gibi diyor. Nohut pişmemiş. Yok bak, böyle kadar bir belli konserve kullansaydım hazıra gitseydim. Nohut pişmemiş yani. Pişmemiş. Ve zaten pişmediği belli, şişmemiş bile nohut. Bir 10 dakika daha kaynayabilir. Şişer, nasıl şişmez? Akşamdan ıslanmış bir nohut ama bu kadar değil da kalmaz. Kalmaz. Biraz şişer haşlanırsa tam pişer. Peki az önce dedi ya konserve kullansaydım o zaman, ben kendim haşladım. Konserve kullansaydı puan verir miydiniz? Hayır, vermem. Hazır ürün kullanmayı sevmiyorum. Kullanmam da kullanana puan vermem. Peki şu hazır an bunu yani kabul ediyor musunuz? Bu, şimdi bunu yani, kendi haşladı. Buna yani puan verecekler ama mi? Ama nohut zaten dibine almış. Hani güzel bir çorba olsa gerçekten verecektim. Ama bana tuzu fazla peki geldi. Lezzetli hamur olsaydı içinde sadece, mantı veremedim. Çok özür dilerim. Lezzetli olsaydı, mantısı da almasaydı sadece içinde konserve nohut var diye puan vermeyecek miydiniz? Verirdim. Ha, verirdiniz. Tabii ki. Hamuruna bir tatlı kaşığı tuz attım ama ben mantıya tuz atmadım. Kendi yapmış olduğum ev salçamdan kullandım. Sanırım salçam... Ev salçaları tuzlu oluyor. Evet. Bir de Adana'da orada gün kurusu salçası, evet, koyu yoğun bir salça. Çünkü benim evime dediğiniz gibi dışarıdan hiçbir şey girmiyor. Her şeyi kendim yapıyorum ben. Umarım diğer yemeklerde inşallah öyle değil. Afiyet olsun herkese. Sağ olun. Ebru Hanımcığım, çorbanızın en büyük sorunu biraz yağlı olması. Yani bir de porsiyon olarak şu an az ya. Az koymanız benim açımdan iyi. Hani zaten çok az bir tadına bakıyoruz ama bir kaşık aldığımda bile sadece ya su değil, yağ içiyormuşum gibi geliyor. Bence çok ince açtığınız için suya, evet, daha fazla dayanamadılar. Evet. Bence yumurtasız olması da ince açtığınız için bir problem. Yumurta da bir nebze mantıyı ince açsanız da tutuyor ama yumurtasız olunca bu kadar inceliğe dayanamamışlar maalesef ki. Elinize kolunuza sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.